Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz bu sahur programında. Sizler de çocuklarınızla, aile bireyleriyle birlikte büyük ihtimalle sahur nedeniyle sofranızdasınız. Bir taraftan hem yemek yerken bir taraftan da birlikte oluyoruz. Afiyet olsun. Allah sahurunuzu bereketli kılsın. Yüce Peygamber öyle buyurmuştur. Sahurda bereket vardır. Sahur böylesi bir tarifle ibadet olduğunu ortaya koyar. Bir bardak su ile bile olsa, bir zeytinle bile olsa, bir hurma ile bile olsa sahura kalkınız. Yani uyuyorsanız bile, derin uykuda iseniz bile sahura kalkın. Çocuklarınız derin uykudadır, aman uyandırmayalım. Akşamdan yedikleriyle oruçlarını tutarlar demeyin, mutlaka sahura kaldırın. Göreceksiniz ki hayatlarında ve zihinlerinde, gönüllerinde ve yaşamlarında bereket oluşacak. Bu bereketi hemen sabahında hissedeceksiniz. Konuşmaları değişecek, düşünmeleri değişecek, tavırları değişecek, uslupları değişecek, mimikleri değişecek, bakışları, gülüşleri, tebessümleri değişecek. O bereket onların bütün simasına yansıyacak. Hele hele meleksi olan, günahsız olan o çocuklar o seherin bereketinden, sahurun bereketinden istifade etmek suretiyle gönül dünyaları şekillenmiş olacak. Sadece sakın ola sadece sahuru yemek yeme ameliyesi olarak görmeyelim. Sakın ola sahuru akşama kadar oruç tutmak için mideye konması gereken sermaye zamanı olarak görmeyelim. Eğer böyle olsaydı Allah Resulü sahurda bereket vardır, bir hurma ile bile olsa sahur yapınız demezdi. O bir hurmanın sağlayacağı enerji elbette önemli bir enerjidir. Ama burada anlatılmak istenen ayağa kalkmaktır, kıyama kalkmaktır, uykuyu bölmektir. O sahurun saatinden istifade etmektir. Meleklerin değişim yaptığı, vardiya değişikliklerini yaptıkları o saatte tüm meleklerin şahit olduğu bir ortamda Allah'ın emrettiği ibadete niyet etmeyi sağlamaktır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi sabah namazına bütün melekler şahitlidir. Gecenin melekleri vardiya değişimi için dönme hazırlığında ilerken gündüzün melekleri de görevlerini almak için dünyaya gelmiş olurlar. Bizim anlatacağımız ifadeyle. Yani görev tesliminin, alışverişinin yapıldığı zamandır o zaman. O zamanda bütün melekler yeryüzündedir ve sabah namazına şahit olurlar. Yani seher vakti onların dünya semasında oldukları vakittir. Bizleri sizleri gördükleri vakittir. Yaptıklarımızı not ettikleri vakittir. Her zaman not eden o meleklerden farklı olarak sabah namazına şahit olan melekler seherdeki yapılan işlemlere de ayrıca şahit olurlar. Ve böylece bereketi ve ihsanı yukarıdan Allah'tan alıp getirirler. Aşağıdaki duayı ve niyazı da alıp Allah'a götürürler. Böylesi kritik bir saat, böylesi önemli bir zaman dilimi, böylesi hayatı ilgilendiren, her bir kimse için ilgilendiren zamanı nasıl es geçebiliriz? Çocuklarımızın gelecekteki bir günü için ya da başarılarına katkı sağlayacak herhangi bir sonuç için imkanlarımızı olanca şekliyle zorlarken nasıl onların gönül dünyalarının şekillenmesine konu olacak, nasıl onların Rablarını ve ilahlarını hatırlanma nedeni sayılabilecek ibadetin de bereket olarak tarif edildiği o saatte kaldırmayız. Onların uykularının bölünmesi değil, bölünmemesi sorun olur. Elbette bir saatlik bir uyku bölünmesi olabilir ama bu bölünme onların ne fizyolojisine, ne biyolojisine, ne zihnine, ne kalbine herhangi bir zarar getirmeyecektir. Getirecek olsa Allah Resulü sahurda bereket vardır diye buyurmayacaktı. Allah Resulü buyurduğuna göre bereket vardır. Bereket varsa bu çocuk için de berekettir, büyük için de berekettir. Yaşlı için de berekettir, bayan için de berekettir, erkek için de berekettir. Öyleyse bundan istifade etme yarışında olmamız lazım. Çocuklarımızı da kaldırıp
o rahmetten ve bereketten istifade etmelerini sağlamalıyız. Çocukların sofrada olduğu bir yemek ya da etrafında bulundukları bir sofranın bereketi ayrıca da bir etki gücüne sahiptir. Mutlaka şu saatlerde böyle bir mutluluğu, böyle bir huzuru her hanede görebiliyoruz. Ekranları başında sizler hem ekranları takip ederken hem de bu huzuru ve mutluluğu yaşıyoruz. Bunların her birisi Allah'ın rızasına ulaşmak için yapılan eylemlerdir. Niyetle yapılır ibadetler. Bir fiilin ibadet olması için ona niyet edilmesi gerekir. Mesela bir kimse sizle beraber, bizle beraber sahur vaktinde yemiş olsa yemek, daha da sonra yemese akşam namazına kadar, yatsı namazına kadar, bu kimsenin yapmış olduğu eylemin oruç olabilmesi için niyet etmiş olması lazımdı. Lisanen etmeyebilir ama Ramazan orucunu tutmak için sahura kalkmış olması gerekirdi. Veya akşamdan böyle bir algı niyetinin onda olması lazımdı. Eğer öyle olsa o aç durduğu süre onun için ibadettir. Ama niyet etmediyse o zaman bu süre sadece günlük bir süreçtir, günlük bir haldir. O süre içerisinde bu kimse ibadet işlemediği için, ibadet yapmadığı için herhangi bir bereketin ve rahmetin de ibadet maksadıyla oluşabilecek bir rahmetin de bereketin de muhatabı olmayacaktır bu süre içerisinde. O nedenle ibadetlerde niyet işin kararlılığını ortaya koyar. Yapacağın işin bilincinde olduğunu ifade eder. Neden aç kalman gerektiğini ya da neden aç olacağını niyetle ifade ederiz. Bunların hepsi de Allah'ın rızasını kazanma vesilesidir. Farklı nedenlerle yapılan ibadetlerin de elbette karşılığı vardır. Mesela bir kimse şöyle dese, ben orucu sevap kazanmak için tutuyorum ve haneme sevap dolduruyorum. Böylece ahiretime de sevaplarla gideceğim demiş olsa bu da bir hesaptır. Bu hesap da yanlış bir hesap değildir ama eksik ve kusurlu bir hesaptır. Zira ibadetteki hesap sevap kazanma amaçlı değil, Allah'ın rızasına ulaşma amaçlı olmalıdır. Bu hesap Allah'ın ibadeti vaaz ettiği için, emrettiği için tuttuğunu kabul etme hesabıdır. Sonucunda Rabbına itaat etmeyi ortaya koyan bir davranış sergilediğini göstermek içindir. Bunlar için de niyet etmek lazımdır. Oruca nasıl niyet ederiz? Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için yarınki orucumu tutmaya. Onu bana kolay kıl, bana yardım eyle, sıkıntılardan beni muhafaza eyle, yani şekillendirebiliriz. Duayla birlikte niyeti de şekillendiririz. Niyetle birlikte duayı, duayla birlikte niyeti harmanlayabiliriz. Yarınki günümüzle ilgili bir temennide, bir niyazda bulunarak Rabbimizden daha bereketli geçmesi için, daha sorunsuz geçmesi için dua ederiz. Ama asıl olan niyet etmektir. Dilimizle bu niyeti yapmamış olsak bile sahur vaktine kalkmış olmamız, sahurda sofraya oturmuş olmamız, zihnimizden eğer oruç tutmayla ilgili bir düşünce geçiyorsa o zaman o da bir niyettir. Akşamdan iftarı yaptıktan sonra bile yarınla ilgili bir düşüncemiz, oruç tutma fikrimiz, zikrimiz gönlümüzden geçmişse bu da bir niyettir. Bir fiilin ibadet olması için onun niyetinin olması lazımdır. Niyeti yapan birinin olması ve o kişinin de bir niyet etmiş olması. Allah rızası için o eylemi yaptığını kararlı bir şekilde hem söylemesi, söylemiyorsa bile bunu zihni kabulleri içerisinde tescillemesi gerekecektir. Böyle olunca o ibadet, o eylem ibadete dönüşmüş olacaktır. Şimdi bu saatte sahurda olan sizlerin her birisi ifade ettiğim gibi lisani bir niyet yapmıyorlarsa bile, yapmayacaklarsa bile hal diliyle sahurda yemek yemiş olmak, sahura kalkmış olmak veya yatmadan sahuru değerlendirmiş olmak veya sahurda hiçbir şey yemesek bile böyle bir algı içerisinde olmamız bu yarınki oruç için bir
niyet şeklidir. Bundan dolayı da ifade etmeyi düşündüğümüz husus, Allah rızasıdır ibadetlerde hedef olan, amaç olan rızaya ulaşmak için gayret içerisinde olmaktır. İbadetler insana Rabbini tanıtır aynı zamanda. Hani bu ayı nasıl değerlendirelim, geçirelim, Ramazan ayı bizim için nasıl rahmete daha iyi döner dedik ya, bu sorunun cevapları arasında bunların her birisi kendine bir başlık buluyor. Allah rızası için ibadeti yapmış olma düşüncesi bile bu ayın en iyi şekilde değerlendirilmesi başlıklarından bir tanesidir. Eğer yaptıklarımızda Allah rızasının hesabı yoksa o zaman ayı iyi değerlendirmedik biz. Sadece bu işin külfetini yerine getirdik, şeklini yerine getirdik. Öyleyse ayın iyi değerlendirilmesi, Ramazan'ı kıymetli hale gelmesini, bize rahmet ve berekete dönüşmesini ancak Allah rızasını hesap ederek yapmış olmamız halinde bize etki gücü olarak dönecektir. Bu vesileyle de bize Allah'ı tanıtacaktır. Ne kadar Rabbimizi bu ibadetler nedeniyle düşünürsek, ibadetler de zaten bunu bize düşündürecek. Niye dururken insan akşama kadar aç dursun? Veya akşamda iftar saatine bir dakika kala bile açlıktan kıvranıyor olsan bile, susuzluktan zorluk çekmiş olsan bile neden o saatte yiyemiyorsun imkanların ve şartların varsa bile? Sadece Allah'ı tanıdığın için, bu eylemle ve bu fiil seni Allah'a yakınlaştırdığını bildiğin için. Allah bunu emretmiş, bu emrin gereği de geriye eylem olarak, fiil olarak, ibadet olarak biz tarafından dönecek. Tekrar Allah tarafından da bize lütuf olarak dönecektir. Yine daire tamamlanmış olacak. Yine kare tamamlanmış olacak. Emir Allah'tan verilecek. Kul emri yerine getirecek. Emri yerine getirilen o amel Allah'a varacak. Fazileti ihsan edilecek, takdir edilecek. Lütuf olarak yine o yaratık olan beşere dönmüş olacaktır. Ramazan bereket ayı ya. Ramazan'ın sonunda bayram daha bir berekettir. Onu da Allah Resulü övmüştür. Ramazan bereket ayı, bayram bereketin sonundaki mutluluk ve huzur ayı. Dünya hayatı bir Ramazan, ahiret hayatı bir bayramdır. Dünya hayatı Ramazan gibi geçerse, ahiret hayatı bayram gibi geçer. Böyle bir denklemi de kurmak gerekir zihnimizde. Ramazan'ı bayrama götürüyorsa ya da Ramazan sonuçta bize bir bayram yaşatıyorsa neden dolayı yaşatmış olur? Ramazan'ın içerisindeki güzelliklerden dolayı yaşatmış olur. İfadesini bulduğu ve sohbetimize konu olan Ramazan'a mahsus ibadetlerin bu ay içerisinde zamanı da dikkate alarak yerine getirilmiş olması durumunda Şevval ayına girdiğimizde bayram oluşuyor. Adı da bayram. İslam'da da bayram, peygamber tavsiyesinde de bayram. Yani bu Ramazan yoğunluğu, bu Ramazan zorluğu, bu Ramazan ibadetleri ve bu Ramazan'daki bu ağır yükü taşımış olmak sonrasında böyle bir huzurlu, mutlu sona götürür. Annenle berabersin bayramda, babanla berabersin, sevdiğinle berabersin, çocuğunla berabersin. Daha farklı zamanlarda görmediklerinle birlikte bir araya gelmişsin. Onlarla bir arada ve berabersin. Ne sağladı bunu sana? Ramazan ayı sağlamış oldu. Hem zaman olarak sağladı ama sadece zaman olarak sağlamadı. Ramazan ayını değerlendirmeyen kimse zaman olarak bu süreçten geçip bayrama vardığında Ramazan ayını değerlendiren gibi mutlu ve huzurlu olamaz. İçerisinde sürekli bir sorgulama söz konusudur. Öteki gibi bayramı hak ettiğini düşünemez bile. Annesiyle kucaklaşırken, babasıyla kucaklaşırken, sevdiklerine hürmetlerini sunarken diğeri gibi rahat değildir. Kendisinin bunu hak etmediğini düşünür. Söylemese bile vicdanıyla arasındaki o iletişimde sürekli rahatsızlık duyar. Vicdanını bu konuda ikna etmekte zorluk çeker. Vicdanını ikna etmek için de şu nedenle bu nedenle orucumu tutamadım diye kendisine bir takım ikna yöntemlerini, ikna fiillerini ve durumlarını
söylemeye çalışır ki bayramdan rahat bir şekilde hem duygusal olarak hem mekanik olarak istifade edebilsin. İşte hayatı Ramazan olanın ahireti de bayram olur. Hayatı Ramazan olanın hayat boyu yaşantısını Ramazan formatında götüren bir insan bayramda nasıl eşiyle dostuyla kucaklaşıyor ve seviniyorsa, huzurlu ve mutlu oluyorsa ahireti de onun için bayram olur. Yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve beni buyurur ya Yüce Kur'an'da Allah. Bazıları mahşer günü dünyada sevdiklerini ya da sevdiğini zannettikleri anne, baba, evlat, çoluk, çocuklardan kaçacaklar. Ama bazıları da inne ashabel cennetil yevme fî şûlin fâkihûn hüm ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâike müttekiûn lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yedde'ûn selâmun kavlen min rabbir rahîm. Bazıları da Yasin-i Şerif'te belirtildiği gibi orada eşiyle, hanımıyla, çocuğuyla, babasıyla, anasıyla, sevdiğiyle, dostlarıyla birlikte olacak. Birlikte olmak bile yetmiyor. Onlara melekler hizmet edecekler. Gelip selam verecekler. Ey Ahmet, Mehmet, sen dünya hayatını Ramazan gibi yaşadın. Yani ibadetle yaşadın, taatla yaşadın. Allah'ın emirlerine riayetle yaşadın. Hiçbir olumsuz halin olmadı. Olduysa bile bunları Allah'a arz ederek tevbe ettin, kendini sorguladın, muhasebeye çektin, kendini düzelttin ve buraya öyle geldin. Geldin ya buraya, bura senin bayramın oldu. Haydi bakalım şimdi burada annenle, babanla, çocuğunla, eşinle, sevdiklerinle bir arada bulunuyorsun. Bulun bakalım. Ben de sana hizmet ediyorum. Allah beni size hizmet etmek için görevlendirdi. Selamun kavlen mir rabbir rahim. Allah onlara selam veren melekleri görevli olarak tayin eder. Onlar da o meleklerin hizmetinden, hürmetinden istifade ederler. Muhabbetinden istifade ederler. Düşünün ne kadar canlı bir örnek. Dünyaya onu temsilen getirmiş olursak çoluk çocuk, ana baba, seven ve sevdikler bayramda bir arada değil miyiz? Bir yıl boyunca birbirini görmeyenler, hatta birbiriyle dargın bile olanlar o arada bir araya gelip kucaklaşmazlar mı? Birbirlerini gördüklerinde sevinmezler mi? Eski yerleri, eski halleri yad etmezler mi? Hatta bu arada kendilerine iltifat eden, hizmet eden insanlar, farklı kimseler varsa bundan mutlu olmazlar mı, huzurlu olmazlar mı? İşte Ramazan ayı nasıl arkasından bayramı hak ettiriyorsa, Ramazan'ı Ramazan gibi geçirenler bayramı hak ediyor, sevdikleriyle beraber bulunup buluşabiliyorlarsa, kucaklaşıp selamlaşıyorlarsa, halleşip dertleşebiliyorlarsa, hayatını Ramazan gibi yaşayanlar da ahireti bayram gibi yaşarlar. Orada kendilerinden önce gidenleri, sonra gelenleri, eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu, öldüğünde canı yandığı o evlatlarını ve büyüklerini, çocuklarını ve kocalarını, annelerini ve babalarını orada bulurlar ve görürler. Çünkü onun için artık bayramdır. Onun için orada bayramın güzellikleri vardır. Zira o bayramı hak edecek bir hayatı dünyada zaten yaşamıştır. Yaşadığı için de ona bayramdır. Ramazan'ı bir kimse güzel değerlendirirse, öyle salt ve soyut bir hal değildir ki Ramazan. Geldi geçti duygusal bir süreç değildir ki. İçerisinde somut hallerin olduğu, somut ibadetlerin olduğu, soyut duyguların bile somut davranışa dönüştüğü bir süreçtir Ramazan ayı. Şekildir, haldir, duygudur, hayattır, yaşamdır, kulluktur, ibadet ve itaattir. Her şeydir Ramazan ayı. Ramazan ayı sadece bu değil. Gelen 11 aya sultan olmuşsa bu ay, o 11 ayın tamamen formatını, profilini belirleyen prototiptir Ramazan ayı. Ramazan ayında nasıl bir şekil almışsan, nasıl bir bardağa suyu koydunuz da sıfır derecede dondurduğunuzda bir şekle bürünüyorsa, o
nasıl bardağın şeklini alıyorsa ya da bir yağı kavurma yapmak için bir tabağa döktüğünüzde tabağın şeklini alıyorsa, Ramazan da insanı Ramazan'ın şekline dönüştürür. Duygusuyla, ibadetiyle, taatıyla, diğer unsurlarıyla, anlayışıyla, zihniyle, paylaşmasıyla, yardımlaşmasıyla, taravisiyle, iftarıyla, sahuruyla, orucuyla Ramazan ayı insanı Ramazan formatına dönüştürür. Ramazan şeklini aldırır. Bayram sabahına Ramazan şekliyle çıkan bir insan, hayatının sonuna kadar da Ramazan gibi yaşarsa, bu şekliyle de ahiretteki bayrama kavuşmuş olur. Ramazan nasıl bayramı hak ettiriyorsa, Ramazan hayatı bayram gibi bir ahireti de hak ettirmiş oluyor. Bunu iftarlarda, sahurlarda, mukabelede, fidyede, fitrede, zekatta, sadakada, her birisinde Ramazan formatıyla yapmak gerekecektir. O zaman böyle baktığımız zaman Ramazan ayında bir dakikalık bile boş zaman yok. Hayatın hiçbir karesinde boş zaman olmadığı gibi Ramazan ayında hiçbir zaman, hiçbir boşluk yok. Zaten Müslümanın hayatında boş zaman diye bir kavramın yeri yok. Zamanın boşa harcanması var ve bu yanlıştır. Ama boş zaman diye bir kavram Müslümanın zihninde ve hayatında söz konusu olamaz. Öyleyse elbette çalışmalarımızda, mesailerimizde, tarlada, tabanda, ticarethanede, devlet kurumunda, farklı yerlerde çalışmalarımızda hepsi de ibadettir. Onları bırakıp da akşama kadar tesbih ile takke ile uğraşılsın anlamında bunları söylüyor değiliz. Zaten imsaktan iftara kadar ibadet formatında oruç içerisindeyiz. Birisine yardım ederken ibadet formatındayız. Birisinin derdini dinlerken ibadet formatındayız. Birisinin başını okşarken, halini hatırını sorarken, bir yaşlıyı elinden tutup karşıya geçirirken, elindeki yükünü alıp bir miktar taşırken, bir yetimin başını okşarken, cebinizdeki 2 liradan 1 lirasını ona verirken, zaten günün tamamını ibadetle geçiriyoruz demektir. Sadece ibadet, tesbihten, takkeden, namazdan ibaret değil ki, günün her bir zamanı, diğer insana katkı sağlayan her bir kare ve hal ibadettir. Öyleyse Ramazan'ın bu yoğun ibadet hali Ramazan sonunda bizim yorgunluğumuzu ortadan kaldırıyor. İlk günlerde bize yorgun gibi gösteren ve görünen bu ay, bu günler Ramazan'ın son günlerinde çok doğal, çok rutin bir süreç gibi gelir. Hatta bayram sabahına geçtiğimiz zaman kendimizi boşlukta hissederiz. Bir sürede kendimizi boşlukta düşünürüz. Öyle algılarız. Bir taraftan yemekle uğraşırken, bir taraftan da sanki ibadetlerden uzaklaşmış olmanın boşluğunu yaşarız. Onun için Ramazan'ı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini sorarken o sorunun cevabı olarak bunları ifade etmiş olduk. Orucu oruç gibi tutmak, sahuru sahur gibi yapmak, hele hele iftarı iftar gibi yapmak ve yaptırmak. İftarı küçümsemeyelim değerli seyirciler, kıymetli izleyicilerimiz. İftar başlı başına bir ibadettir. Elbette iftar dakika olarak bir sürecin bittiğini ifade eden kavramdır. Yani imsakla başlayan oruç ibadetinin günün sonunda bittiği zamanı gösteren bir kavramdır iftar. Ama fiilen iftar bu kavramın dışında pratik iftar, toplumsal sosyolojik iftar nedir? O bir ibadettir. İbadet olmasa iftar yaptırınız. İftar yaptırdığınızda insanların kazandıkları fazilet ve sevap kadar iftarı yapan da sevap ve fazilet kazanır diye bir müjdenin muhatabı olmazdı. Bu başlı başına iftar bir ibadettir. Öyleyse ibadet olduğu Peygamberimiz tarafından ifade edilen iftarı biz biraz daha kıvamında yaparak, aynen oruçta olduğu gibi onun ruhunu da inşa ederek, yani sadece yiyerek değil, ağzımızda akşama kadar yemedik, akşam zamanı geldi, lokmalarımızı ağzımıza atarak
iftarın bedenini oluşturmuş oluyoruz. Ama sadece bununla değil, iftarın ruhunu da inşa etmeliyiz. Ruhunu inşa edersek o da bizim ruhumuzu şekillendirecektir. Nasıl ruhunu inşa edeceğiz? İftarı açarken Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Sen yücesin, büyüksün, kudretlisin. Senin rızkınla da orucumu atlıyorum. Bak, senin için ibadet ettim. Sen emrettin, ben tuttum. Sen verdin, onunla da orucumu açıyorum. Hepsi seninle ilgili. Hepsi sana şükür. Hepsi sana ibadet. Ben bunun farkındayım. Ben bunun bilincindeyim. Sadece bunu mideme atıp salt bir mide dolmasını sağlamak değildir yaptığım. Bunun kime ait olduğunu ben biliyorum ve itiraf ediyorum. Bu yediğim var ya, bu yediğim. Akşama kadar yiyemediğim, şimdi de yediğim, ikisi de senin içindir. Sen dedin yemedim, sen diyorsun yiyorum, sen verdiğinden yiyorum. Yediğim de senin verdiklerindir. O verdiklerini gündüz yiyemedim, aynı senin vermiş olduğun rızıkları şimdi yiyorum. Yani ben sana aidim Allah'ım. Ben seni tanıyorum ya Rabbi. Verdiklerin vermediklerin senindir. Külfetlerin, nimetlerin şükrü ve sabrı gerektirir. Onu da yapmak benim ibadetimdir diyerek iftarı ibadete dönüştürmek gerekir. Sadece bu bireysel iftarımızı ibadete dönüştürmektir. Ama aynı zamanda eşimiz yanımızda, çocuğumuz yanımızda, onlarla birlikte ailece sofranın başında o son dakikalarda kavga etme yerine, itişip kakışma yerine, ironik birbirine iğnelemeler yapma yerine, günün yorgunluğunu sataşarak geçirme yerine ya da orucun insana yüklemiş olduğu o belki yorgunluğu, halsizliği, çaresizliği ötekine berikine, kendinden güçsüzlere, çocuklara, eşine, hanımına, büyüğüne, yaşlıya laf ebelliği yaparak, laf tellallığı ve cellatlığı yaparak geçirme yerine daha sakin, daha olgun, daha edepli, daha ahlaklı, iftar terbiyesine uygun, iftar ahlakına uygun olarak çocuklar gelin bakalım hep beraber bir dua ve niyazda bulunalım. Bakın akşama kadar Allah bize emretti, yiyemezsin dedi. Biz de Rabbimizi tanıdık, ona itaat ettik. Siz de öyle yaptınız çocuklarım. Beraber oruç tuttuk. Bu onun emrine itaat idi. Aç kalmak değildi bu. İbadet idi. Emredilen bir şeyin yerine gelmesiydi. Görmüyoruz ama duyuyoruz. İfade edemiyoruz ama bizim ifadelerimizi duyduğunu biliyoruz. İşte böyle bir Rabbimiz var. Böyle bir ilahımız var. Bizden bir şeyler istiyor yapmamız için. O yapmamız için istediklerini de bizim faydamız olduğunu, bize faydası olduğunu, hikmetlerinin bulunduğunu da söylüyor. İşte orucu biz bunun için tuttuk akşama kadar. Onun hikmetlerini de konuşuruz o sofra anında ve topluca bir dua niyazda bulunuruz. Ya Rabbi dualarımı kabul et. Sana ihtiyacım var. Sen merhametlisin, rahmet sahibisin. Dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu bir hayat bana ihsan et. Bana arzu ve ihsanlarımın, arzu ve taleplerimin hayırlarını lütfet. Birçok isteğimiz var Rabbimizden. Birçok talebimiz var ilahımızdan. Birçok hesabımız ve beklentimiz var. Bunların hayırlı mı, şerli mi olduğunu biz bilmiyoruz ki. Ve bunları verecek olanın Rabbimiz olduğuna inanıyoruz. Ama ondan istemekte zorluk çekiyoruz. Her şeyin sahibinin Allah olduğunu biliyoruz. Her şeyi, külfeti de, nimeti de verenin Allah olduğuna inanıyoruz. Ama sahibi olduğuna inandığımız, onun verdiğini bildiğimiz o nimetleri Allah'tan isteme konusunda zayıfız. Hareket etme kabiliyetimiz zayıf. Yönelmede çok rehavetteyiz. Bekliyoruz ki kendi versin. Niye versin? Allah buyuruyor ki sizin dualarınız olmasaydı ben size ne diye değer vereceğim? Demek istiyor ki isteyeceksin vereceğim. Kadir Gecesi ile ilgili, mübarek gecelerle ilgili siz dua edin ben kabul edeyim buyurdu. Yeryüzüne melekler iner, istediklerinizi not eder, isteyin ki vereyim buyuruyor. Öyleyse o düşündüğünü ve bildiğini Rabbinden isteyeceksin. Aman canım zaten Rabbim biliyor ya.
Allah benim derdimi, ihtiyacımı bilmiyor mu ki ben ona söyleyip durayım? Israrla sık sık bu işin peşinde koşayım. Senin ısrarla istemeni istiyor Allah. Israr etmeni istiyor aslında. Esasen ısrarcı olmanı istiyor. Onun yüceliğini sık sık hatırlamanı ve hatırlatmanı istiyor. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Bunu senin için istiyor. Yani teyakkuz halinde olsun zihnin. Zihnin Allah ile beraber olsun. Örtüşsün, hareket halinde olsun. Başka bir boşluk oluşmasın. Sürekli demiş ol ki, ya Rabbi sen veriyorsun, sen sahibisin. Her şeyin, nimet de külfet de senden. Bana sadece nimetine şükretmek, külfetine sabretmek düşer. Bunlar da ayrıca birer ahiret nimetidir, bunu da biliyorum. Ama ben dünyevi açıdan şunları da istiyorum. Bunları da istiyorum da bunları kendim için, kendimi ilahlaştırmak için de istemiyorum ki. Bunları olmayanlara hizmet etmek için istiyorum. Bunları olmayanlarla paylaşmak için istiyorum. Bunları kendi adıma, kendimi güçlü, kuvvetli, üstün yapmak istemiyorum ki. Bunu hep beraber rahat bir hayat yaşamaya katkı sağlamak için istiyorum. Senin lütfunu görmek istiyorum. Yüceliğini hissetmek istiyorum. Hazreti İbrahim'in dediği gibi, ya Rabbi ben senin kudretini görmek istiyorum. İnanmıyor musun ey İbrahim? İnanıyorum ama görmek istiyorum. İşte onun dediği gibi görmek istiyorsan duanı yapacaksın, isteyeceksin. Ve istediğinde de ısrarlı olacaksın. Eğer doğru istiyorsan, doğru zamanda istiyorsan, doğru şeyleri istiyorsan, istediklerini Allah sana ihsan eder. Doğru şeyler istemiyorsan, onların yanlış olduğunu bilen Allah seni onlardan muhafaza eder. Buna da sevineceksin, buna da şükredeceksin. Verilmediğini zannettiklerine de inanacaksın. Onlar senin için hayırlıdır. Bazen çocuğu olmadığı için asilik yapanları, isyan edenleri görürüz ve duyarız. Ama çocukları olduktan sonra da o çocuklarla imtihan edilmeye başladıklarında bu defa ayrı bir asilik yaptıklarını görüyoruz. Neden vermedin diye Rablarına asilik yaparken nereden verdin diye bu defa da ayrı bir asilik yaparlar. Neden? Veren de alan da Allah'tır. Hayırlısını dileyeceksin. Elindeki şerli gibi görünüyorsa bile ona hayırla ve bereketle bir katkıda bulunacaksın. Onun senin imtihanın olduğunu bileceksin. Belki kusurun vardır, belki yoktur onun senin imtihanın olmasında. Ama o imtihanı kazanmak için uğraşacaksın. Yani sen Allah ile beraber olacaksın. İbadet bunu tanıtır, bunu kazandırır. Ramazanın değerlendirilmesi de nihai olarak ve toplam olarak bunun hesabı içindir. Allah'ı tanıtmayan ve hatırlatmayan bir Ramazan'ı ne yapacaksın? Seni Allah'a götürmeyen ve rızasına oluşturmayan bir Ramazan'la ne işin var? Ramazan'ın içinde yaptıkların seni Allah'a götürmüyorsa, Allah'ı tanıtmıyorsa, hatırlatmıyorsa ne işin var öyle bir Ramazan'la? Senin yapacağın iş ibadetlerinde gerek Ramazan'da gerek Ramazan dışında ama konumuz ve zamanımız Ramazan olduğu için ve iftarı ifade ediyor şu anda belirtiyorsak işte iftarı da sahuru da orucu da mukabeleyi de sadakayı da fidyeyi de fitreyi de zekatı da Allah'ı tanımak, hatırlamak için ve bu sürekliliği de kabul edip hayata yansıtmak için gerçekleştirmek gerekir. İşte bu duayı iftar saatinde çoluk çocukla birlikte yaparsak, iftar saatinde iftarlı ağzın yaptığı dua reddedilmez buyuruyor Peygamberimiz. Hem o iftarlı ağız, o güzel mis kokusu, oruç kokusuyla yapılan ağızla yapılıyor o dua, hem de iftar saatinde yapılıyor. Hem duanın kabulü açısından zaman en kritik ve uygun zaman, hem de duayı yapan açısından ağız en kritik ve önemli, bereketli bir zamanda. İşte tam da o zaman kaçırılır mı? 30 tane böyle gün var. 30 tane böyle cevher zaman var. 30 tane böyle altın kıvamında vakit yaşıyorsun. 30'unu da yaşayıp birisini de değerlendirmeyip ondan sonra Rabbim bana neden vermedin veya şu külfetleri neden verdin deme hakkına sahip değilsin ki. Böylesine bir zamanda Rabbini hatırlamadıysan, böylesine önemli bir iftar vaktinde Rabbini hatırlayıp paylaşamadıysan, zihninde
algıya bile dönüştüremediysen, o zaman senin Rabbinden bir şey bekleme hakkın söz konusu değildir. Demek ki beklemiyorsundur. Bekliyorsan bulacak ve ifade edeceksin. İftara başkalarını almak. Bu ne demek? Yani Allah Resulü buyuruyor ki, iftara gelenlerin iftar nedeniyle kazandıkları sevap, aynı zamanda kişinin onlardan hiçbir sevap eksilmeden kazandıklarıdır. Bunu bir sevap olarak kabul edelim. Bir başka açıdan da benim ifade etmeye çalıştığım bereket açısından da, onlar bereket açısından bundan ne kazanıyorsa, sen ayrıca da onların kazandığı artı senin kazandığın, senin kazandığın artı promosyon olarak da onların kazandığını elde ediyorsun bereket açısından. Yani onlar gelir de senin evinde iftarlı ağızlarıyla, iftar saatinde senin için Allah senden razı olsun, ne muradın varsa versin, Allah seni cennetine koysun, Allah seni yetiştiren ana babayı lütfetsin, ihsan etsin, Allah ahirette annenle babanla hep birlikte cennette seni buluştursun, Allah seni bu rızıklarla dünyada da ahirette de rızıklarla rızıklandırsın, bol bereketli rızıklar versin, kazalardan, nazarlardan, belalardan korusun derlerse, o dua saatinde o ağızlarıyla böyle dualar yaparlarsa, bu dua kime fayda sağlayacaktır? İşte ifade etmeye, işaret etmeye çalıştığım, sevabın dışında bereket ve rahmet olarak ona ne hisse varsa sana iki hisse var. Bir kendi hissen, bir de onların hissesi kadar ayrıca onlardan eksilmeden sana verilecek promosyon hissesi var. İftar böylesine devasa bir nurdur. İftar böylesine devasa bir berekettir. İftar böylesine içi dolu bir ibadettir. Sadece orucu tuttuk, karnımız acıktı, akşamda karnımızı doyurduk, bu iftar oldu. Bu iftarın bedenidir. Orucun bedenini söyledik ya, iftarın da bedeni budur. Sahurun bedenini söyledik ya, iftarın da bedeni budur. Ruhu da ifade ettiklerimdir. Eğer bu bedenle İftarın o ruhunu biz gerçekleştirirsek, iftarın o ruhu da bizim ruhumuzu şekillendirecek, bizi huzura ve mutluluğa kavuşturacaktır. Sadece dünyada değil, Ramazan'ın sonundaki bayram gibi ömrün sonundaki ahireti de bayrama dönüştürecektir. Böyle bir iltifat, böyle bir ihsan akıllı bir kimse tarafından kaçırılması mümkün olmayan ihsandır ve lütuftur. Ramazan aynı zamanda ve ayrıca değerlendirilmesini dikkate alarak ifade edecek olursak, Ramazan Müslümanı Müslüman minderine çeken bir organizasyondur, mekanizmadır. Müslüman 11 ayda o minderden kendisine ait olan, inanç değerleriyle çerçevesi belirlenmiş olan, amelleriyle ibadet şekilleri de ifade edilmiş olan o, İslam minderinden, Müslüman minderinden, mümin minderinden 11 ay içerisinde zaman zaman kaymalar olmuştur, sapmalar olmuştur, savrulmalar olmuştur. İşte o sapmaları, savrulmaları, kaymaları Ramazan ayı derler toplar o kişiyi minderine çeker. Mindere davet eder, gel bakalım buraya. Senin yerin burasıdır. Sen biraz saçmaladın, sen biraz savruldun, sen biraz sağa sola kaydın gittin ama senin yerin oralar değil. Olabilir şu veya bu nedenlerle ayağın tökezlemiştir, koluna başkası girmiştir, zihnini başkası etkilemiştir. Sen biraz minderden, ana gövdeden, omurgadan kaydın, ana direklerden uzaklaştın, çember çerçeve çizgi dışına çıkmaya başladın. Gel sen minderine demiş oluyor Ramazan. Bunu o kadar sesli söylüyor ki, oruçla söylüyor, iftarla söylüyor, sahurla söylüyor, mukabeleyle söylüyor, fitreyle söylüyor, fidyeyle söylüyor, sadakayla söylüyor, paylaşma ve yardım adeta aykırıyor. Gel diyor, gel. Gel Müslüman, mümin, senin yerin burasıdır. Senin İslam alanının, yaşam alanın burasıdır. Senin yaşama çizgin burasıdır. Bu çizgi içerisinde sunulan bu ibadetler de senin yaşaman gerekenler, yapman gerekenlerdir diye Ramazan ayı Müslümanı,
minderine davet eder. Davet de etmez, çeker getirir. Onu da yapmaz, itikler oraya sokar. O çemberin, o çerçevenin içerisine Ramazan mümini sokar. Böyle yaparsa Ramazan, Ramazan'ı böyle anlarsa Müslüman, o zaman Ramazan sonrası bayram onun için cennetlik bir zaman olur. Ramazan sonrası bayram onun için cennet timsali bir insana dönüşmüş prototip olur. Onun için Ramazan, Ramazan sonrasındaki bayram hayatın sonundaki ahiretin bayrama dönüşmesi olur. Böylesi bir iltifatsa, böylesi bir ihsansa, böylesi güzel bir hediye ise bize Ramazan. İşte Ramazan bereket dendiğinde, Ramazan rahmet dendiğinde bu programda bahsetmiş olduğumuz, ısrarla altını çizmeye çalışmış olduğumuz bu başlıklar onun rahmet ve bereket olduğunu yansıtan başlıklardan birkaç tanesidir. Ramazan'ı salt olarak sevap kazanılacak bir mekanizma, iftarıyla, sahuruyla, orucuyla maddi mekanizmanın yerine getirildiği bir zaman dilimi değil, eğer cennet kapılarının açıldığı bir zaman olarak biliyorsak, cehennemin kapandığı bir zaman olarak biliyorsak, şeytanın zincirlere vurulduğu bir dönem olarak biliyorsak ki öyledir, o zaman ifade ettiğimiz şekliyle Ramazan'ın ruhunu da hayata geçirmeli, bedeniyle ruhunu buluşturmalı, buluşturduğumuz zaman da bu ibadet bizim ruhumuzu şekillendirecek ve berekete, rahmete dönüştürecektir. Ramazan rahmetse böyledir. Ramazan bereketse böyledir. Sadece akşama kadar aç durup, gündüzünde lakırtı yapıp, ona buna takılan, ona buna söven, ona buna sayan, onun bunun peşinde dedikodusunu, gıybetisini yapan, iftira atan, yalan söyleyen, haram yiyen, akşamda iftar edip, gece sabaha kadar da kumarla, zararla, ziyanla, zinayla uğraşan, sonra da oruç tuttum diyen, orucun bedenini yerine getirmiştir. Ama orucu ruhuyla, orucun bedenini ruhuyla buluşturamamıştır. Ruhuyla oluşmayan, buluşmayan bir oruç, onu tutanın ruhuna da herhangi bir etki sağlamayacaktır. Sağlamadığı için de Ramazan sonrası ona bayram olmayacak, ömrün sonundaki ahirette onun için bayrama dönüşmeyecektir. Değerli izleyiciler, bu duygularla, bu düşüncelerle Ramazan'ımızın tüm hayatın örnek tablosu olmasını, Ramazan sonunda bayramı hak edecek bir Ramazan'ı yaşamış olarak bayrama ulaşmanızı ve ömrümüzü ve ömrünüzü Ramazan formatında bir süreç olarak yaşayarak ahiretimizi de bayram kıvamında geçirmemizi Yüce Allah bizlere sizlere nasip eylesin. Yarın akşam yine başka bir konuyu sizlerle birlikte paylaşmak üzere hepinize hayırlı sahurlar, hayırlı oruçlar, hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.